Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Polat. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dünya Mutfakları Dersi uygulama hocasıyım. Bugünkü dersimizde size İtalya mutfağından Alfredo soslu makarna yapacağız. Makarna olarak da fettuccine makarnası yapacağız sizlere. Öncelikle makarna hamurunun malzemelerini sizlere söyleyeyim. Makarna hamuru için 400 gram makarnalık durum buğdayı, 4 adet yumurta, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 tutam da tuz kullanacağız. Alfredo sos için 4-5 çorba kaşığı tereyağı, 3 su bardağı kadar krema, 1 çay kaşığı kadar rendelenmiş muskat, 2 çorba kaşığı parmesan peyniri kullanacağız. Parmesan peyniri olmadığı durumlarda kaşar peyniri kullanacağız. Tuz ve karabiber. Evet arkadaşlar, 400 gram unumuzu tezgahımıza aldık. Unumuzun ortasını şu şekilde açıyoruz. 4 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalarımızı şu şekilde yapacağız. 2 tanesini beyazıyla birlikte kullanacağız. 2 tanesinin de sadece sarısını kullanacağız arkadaşlar. Evet, yumurtalarımızdan sonra hamurumuza biraz tuz atıyoruz. Ve olmazsa olmaz zeytinyağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yoğurma işlemine başlayacağız. Makarna hamuru mayasız ve su kullanılmadan yapıldığı için sert bir hamurdur. Genellikle durum buğdayı da kullanıldığı için durum buğdayı diğer hamurlara nazaran daha sert olur hamuru. Evet arkadaşlar, makarna hamurlarımızı şu an yaptık. Gördüğünüz gibi çok sert hamurlar oldu. Bu şekilde olması lazım. Şimdi yapmamız gereken makarna hamurlarımızı streçleyeceğiz. En az yarım saatte bir saat arasında dinlenmelerini sağlayacağız ki kolay açılsınlar. Evet arkadaşlar, daha önce makarna hamurumuzu yoğurmuştuk. Bunları ne yaptık? En az bir saat dinlendirelim dedik ve şu an dinlenmiş hamurlarımızı aldık. Şimdi açma işlemlerine geçeceğiz. Bugün sizlere fettuccine modelinde bir makarna yapacağımız için o yüzden açıp fettuccine tarzında keseceğiz. Şu şekilde önce makarnalarımızı biraz merdane yardımıyla açalım. Fettuccine ayarında, yani şeklinde, modelinde ne yapıyoruz? Şimdi makarnamızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi fettuccine modelinde kestiğimiz makarnalarımız hazır. Yaklaşık 2 porsiyon makarnamız var burada. Suyumuzu ocağa koyduk. Suyumuz kaynadı. Önemli olan nokta burada şu, su kaynadıktan sonra arkadaşlar tuzunu atın. Şu şekilde kaynama suyuna tuzu attığınızda kaynama suyunda şöyle bir fongurdama göreceksiniz. O zaman tuzun makarnasını o zaman atın arkadaşlar. Bu şekilde de elimizle eleyerek makarnalarımızı şu şekilde bırakalım. Yaklaşık ortalama 8-10 dakika kadar haşlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi makarnalarımızı yaklaşık 10 dakika kadar haşladık. Önce süzelim, sonra da
soğutma işlemimizi gerçekleştirelim. Önce tavuklarımızı şu şekilde yedirme halinde açalım. Sonra jülyen şeklinde biraz doğrayalım. Arkadaşlar şimdi iki porsiyon makarna olduğu için elimizde iki tane sos yapacağım ayrı ayrı. Bir tane alfredo sos yapacağım, bir tane de köri soslu makarna yapacağım. İkisini de ayrı tavalarda yapacağız. Yağımız kızdı. Öncelikle tavuklarımızdan başlayalım. Şu şekilde iki porsiyonluk tavuklarımızı alalım. Bu alfredo sosu olacak. Bu köri sosu olacak arkadaşlar. Alfredo sosunda tereyağı kullanacağız. Alfredo sosta muskat rendelerimizi kullanabiliriz arkadaşlar şu şekilde. Soya sosu da mısır kullanacağız. Alfredo sosta mısır kullanmayacağız. Sosumuz kremasını çekti. Altını kapatıyoruz. Alfredo sosunun krema oranı yüksek olduğu için birazcık daha onu pişirelim. Bu aşamada altını kapattığımız soya sosuya birazcık kaşar verelim. Daha sonra kaşarı tabakta vereceğiz. Sunum için tabaklarımı makarna tabağında sunacağız arkadaşlar. Bir tanesini düz tabakta sunacağız. Kenarlarına dekoratif olarak kapya biberim kuruturmuşum sos halinden koydum. Bunun iç kısmına, bunun da orta kısmına sunumu gerçekleştireceğiz. Evet, alfredo sosu da şu an hazır. Bunu da altını kapatıyorum. Yanlarına ince nane talaşı gezdireceğiz. 2 adet fırın makarna çubuğu kullanacağım. Aynı makarnadan iki farklı sosla yaptığımız 2 adet İtalyan makarnası arkadaşlar.